Yemek sepeti entegrasyon ayarları nasıl yapılır? Yemek sepetinden gelen siparişler paket servis ekranından takip edilmektedir. İlgili yemek sepeti lisansları tamamlandıktan sonra kullanıcı yetkileri verilerek yapmamız gereken ilk ayar parametrelerin ayarlanmasıdır. Restoran modülümüzü çalıştırdığımızda parametreler ekranına gelerek burada yemek sepeti entegrasyon parametreleri ekranı lisanslar dahilinde gelecektir. Ekranımızı çalıştırdığımızda buradaki parametrelerimiz her şube kendine ayrı bir web servis giriş bilgilerine sahip olduğundan dolayı her şube kendi parametrelerinden sorumlu olacaktır. Yeni bir parametre eklemek için ekle dediğimizde karşımıza parametrelerimizi tanımlayacağımız bir kod, daha sonrasında hangi şube için tanımlama gerçekleştirmek istiyorsak şube ayarlarımızı salon listelerinden yaptığımızdan dolayı salon listesine gelip buradaki ilgili şubemiz yani salonumuzun seçimi yapılır. Daha sonrasında yemek sepetinden verilen test kullanıcı adı ve şifreleri bu ekrandan giriş sağlanılır. Bu şekilde kullanıcı adı ve şifre girişi sağlandıktan sonra test et butonu çalıştırılarak entegrasyon testi başarılı parametrelerinizi kaydedebilirsiniz ayarlarını gördükten sonra işlemlerimizi yapmaya devam ederiz. Yapacağımız entegrasyona ait bir açıklama belirtip eşleşmeyen ürün stoğu alanında ise yemek sepetinde eşleştirmediğimiz fakat siparişi gelen ürünler için bir stok ile eşleştirmesini istediğimiz durumda buradaki eşleşmeyen ürün stoğu seçimi yapılır. Örneğin stok listemizden seçeceğimiz muhtelif ürünümüzü burada eşleşmeyen ürün stoğu olarak kullanırız. Kasa seçeneğinde ise yine listemizden restoran kasamızın seçim işlemini gerçekleştiririz. Daha sonrasında burada iki bölüm yer almaktadır. Bu alandaki verileri getirmek için menü getir butonuna tıkladığımızda karşımıza entegrasyon dahilinde olan ürün bilgileri ve buna ait ödemeleri getir seçeneğinde de ödeme bilgileri gelecektir. Burada menü eşleşmeleri kısmında stok kartlarımız ile eşleştirmeler sağlanılır. Eşleşmeler için yapmamız gereken ayarları şu şekilde sağlarız. Ana ürün kolonunda ürünlerimiz için ana ürün olup olmama durumları yer alacaktır. Örneğin ana ürünlerden evet olan bir duruma bakmak istediğimizde bir peymancım bizim için ana ürün olarak yer almaktadır. Yine buradan devam ettiğimizde ana ürünlerimizdeki isimler ve bunlara ait porsiyon seçenekleri gelir. Porsiyon seçeneklerine devam ettiğimizde karşımıza yine test için verilmiş olan ana ürün fiyatlarımız ve ürünümüzün asıl fiyatı yer almaktadır. Yine alt ürün seçeneklerine baktığımızda ise karşımıza burada 4 adet alt kategori yer alacaktır. Bunlardan biri serving, biri ingredient, biri free text ve bir diğeri de product olarak yer alacaktır. Fakat diye içerisindeki eşleşmelerde product için alt ürün gösterilemeyeceğinden dolayı ana ürün olarak kullanılmalıdır. Bu da ana ürün seçeneği, evet seçenekler bizim için product yerine geçen alt ürün kategorileridir. Serving seçeneğine baktığımızda serving seçeneği bize ürünün sunum çeşitlerinin tanımını sağlar. Burada ana ürünümüz tavuk sarma olan bir ürün için serving seçenekleri porsiyon seçenekleri olabilir. Ingredient seçeneğine baktığımızda burada künefe için yer alabilecek kaymak seçeneği bizim için ingredient seçeneğinde yer alır. Yine künefemiz aynı zamanda ana ürün olarak da burada yer almaktadır. Free text ürünlerimiz ise diğer türdeki alt ürünler olarak söylenilebilir. Örneğin peymacun ürünümüz ana ürün iken burada acılı ve acısız seçenekleri onun için free text bir üründür. Bu şekildeki atamalarımızı sağlarken burada dikkat etmemiz gereken eşleşen ürün stokları kısmıdır. Örneğin peymacun için tanımlamamızı sağlayalım ve listemize gelerek peymacun ürünümüzün seçimini sağlarız. Yine peymacunumuzu acılı ve acısız seçenekleri için burada ürün seçimini sağlarken belirli bir standart bulunmamaktadır. Eğer burada bir stok ataması gerçekleştirirsek sipariş ile birlikte gelecektir. Örneğin acılı bir peymacun siparişi verilecek ise yine stok listesinden acılı peymacun seçim işlemi gerçekleştirilir. Bu şekildeki menümüz ile stoklarımızı eşleştirerek
ilgili ürünler için sipariş düşme işlemini gerçekleştirmeyi sağlarız. Ödeme işleşmelerine baktığımızda ise burada karşımıza yine Yemek Sepeti'nin sunmuş olduğu ödeme planları gelecektir. Hangi ödeme planlarını kullanıyorsak burada ilgili ödeme planı kodundan ilgili ödeme plan kartlarımız seçilir. Yemek Sepeti'nde kullanacağımız peşin, kredi kartı veya online ödeme sistemlerini de buradan seçim işlemini sağlayabiliriz. Online ödeme ile işlemlerimizi gerçekleştirmiş olmamız durumunda yine buradan online ödemeye dahil olan bir ödeme planı seçer. Ödendi mi seçeneğinin ise evet olarak seçilmiş olması gerekmektedir. Bu şekilde parametrelerimizi kaydettiğimizde parametrelerimizi kaydetmeden önce lütfen test ediniz uyarısı gelmektedir. Bu şekilde tamam diyerek parametremizi kaydederiz. Bir diğer ayarımız için yeni bir sekme açıp buradan arama alanına yazacağımız sunucu görev ile sunucu görev yönetimi ekranımızı çalıştırırız. Burada periyodik olarak yapılacak işlemlerin görevleri yer almaktadır. Yemek sepetinden sipariş düşürme işlemi de periyodik bir işlem olacağından dolayı ekle diyerek yeni bir sistem görevi ekleriz. Sistem görevi eklerken örnek kısmında yer alan Yemek Sepeti siparişlerini kontrol et seçeneği seçilmelidir. Burada hangi firma için bu uygulamayı sağlıyorsak firma kodlarımız girilmeli ve bu şekilde işlemimizi kaydederek Yemek Sepeti'nden gelen siparişleri kontrol etmek için sunucu görev yönetimi oluşturulur. Ve artık Yemek Sepeti'nden sipariş düşürme örneğini sağlayabilmekteyiz. Paket servis ekranımıza geldiğimizde burada Yemek Sepeti'nden gelen siparişlerin takibi sağlanabilmektedir. Ödeme kısmı hayır olanlar henüz ödemesini almadığımız siparişlerdir. YS kolonu ise Yemek Sepeti'nden gelen siparişleri göstermektedir. Evet olanlar bizim için Yemek Sepeti'nden gelmektedir. Bir de YS cevap dediğimiz kolon yer almaktadır. Bu kolon ise Yemek Sepeti'nden gelip henüz onaylama aşamasını geçirmediğimiz siparişlerin durumunu göstermektedir. Yeni bir sipariş vermek için web tarayıcımıza geldiğimizde, kullanıcı girişimizi sağlayarak Yemek Sepeti ekranımıza geldiğimizde, daha önce test siparişi olarak gönderdiğimiz siparişlerimiz yer almaktadır. Yeni bir sipariş için tekrardan ilgili restorana gelip, stok kartı eşleştirmesini sağlamış olduğumuz peymacun seçeneğimizi bularak, peymacun seçeneğine gelip, buradan tanımlamış olduğumuz acılı peymacun seçeneklerinden 10 tane sipariş geçerek sepeti onayla deyip burada indirim kodlarımız, ekstra ekleyeceğimiz ürünler ve adres bilgilerimizi tamamladıktan sonra ödeme şekillerine geldiğimizde yine ödemelerinde eşleştirme yaptığımız bir ödeme planını seçip sipariş ver dediğimizde daha önceden 10 dakika içerisinde vermiş olduğumuz siparişlerde Yemek Sepeti bizi uyarmaktadır. Bu soruya evet diyerek yeni siparişimizi göndermiş bulunmaktayız. Tekrardan DIA'daki istemcimize geldiğimizde görüldüğü üzere dakikasında siparişimizin listemize düştüğünü görmekteyiz. Ve burada YS cevabı olarak karşımıza Yemek Sepeti hayır gelmektedir. Burada siparişimizin onaylanması için onayla butonuna tıklayarak bir adet siparişi onaylamak istediğinize emin misiniz sorusuna evet diyerek siparişimizi onaylar ve buradan kurye ata işlemini gerçekleştirerek Yemek Sepeti'nden almış olduğumuz siparişlerin bu şekilde yönetilmesini sağlayabiliriz.